Sayın Büyükelçimiz olmak üzere, politikacılarımız olmak üzere ve sizler basınımız, yayınımızın bütün elemanları burada olmak üzere onların gururlandığı gibi ben de gurur duydum. Buradaki göçmenler için kültürel alanda, dil alanında, eğitim alanında her zaman treni alıp götürenler olur. Lokomotif görevini üstlenmiş olan kişiler vardır. Her yerde olduğu gibi. Bu iki arkadaşımız da kültürel alanda çok hizmetleri oldu. Bugünkü törende Mansur Bildik arkadaşımız ve Aret Güzel Aleksanyan arkadaşımız Viyana Belediyesi'nden ödüllerini aldılar. Bu bizi, yani beni kişisel olarak, ikisini de tanıyan, kendini arkadaşları sayan birisi olarak ama aynı zamanda Türkiye kökenli bir siyasetçi olarak çok sevindiren ve gururla dolduran bir durum. Değerli izleyenler, kameralarımızı şimdi Bentur Avusturya'ya çeviriyoruz. Bentur Avusturya geçtiğimiz hafta vermiş olduğu kokteylle yaz dönemindeki yeni projesini tanıttı. Arkadaşımız Nuray Emre, Bentur Avusturya Genel Müdürü Gürsel Erel'le röportaj gerçekleştirdi. Şimdi kokteylden renkli görüntüleri ve röportajı ekranlarınıza getiriyoruz. Avusturya'nın en büyük turizm tur operatörlerinden biri olan Bentur, Avrupa'dan Anadolu'ya 4 Temmuz'dan itibaren direkt charter uçak seferleri başlatıyor. Bu sene ilk olarak Lora Air'le Anadolu illerine uçuş programını kapsayan bir anlaşma yapan Bentur, yeni projelerinin tanıtımı için bir gece düzenledi. Bentur'un gecesine Viyana ve Avusturya'nın birçok bölgesinden çok sayıda seyahat acentesi yetkilisi, basın mensupları, Viyana'da yaşayan sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ve Bentur mensupları katıldı. Anadolu'ya direkt uçak seferleriyle ilgili olarak gece boyunca davetlilerle yakından ilgilenen Bentur proje sorumluları Aşkın Doğan ve Senem Yılmaz, Rezervasyon Departmanı yetkilisi Işın Erkal, Satış Müdürü Paul Kotbörle, Bentur Danışmanı Erhan Ünsal yeni projeleri hakkında bilgi verdiler. Gürsel Eren tarafından Viyana'da kurulan Bentur bu sene 30 bin turisti Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. Biz bu sene ilk defa olarak Bentur Avusturya olarak Lauda Air Kooperasyonu ile beraber Türkiye'nin çeşitli yerlerine uçaklar kurduk. Vatandaşlarımızın rahat, konforlu ve içerikli olarak yaz tatillerini yapabilmeleri için. Bu nedenle 4 Temmuz'dan itibaren Trabzon'a, Samsun'a, Adana'ya, Kayseri'ye, Ankara'ya ve İstanbul'a özel seferler koyuyoruz. Bunlar özel konseptli. Uçaklarda örf ve adetlerimize uygun Doğunko yemeği, Türk gazeteleri, çocuklar için eğlence programı gibi özelliklerle 30 kilo eşya götürme hakkı ve eşya sigortasıyla beraber Lauda'yla Viyana, Linz ve Salzburg'dan direkt uçaklarımızı Türkiye'ye sunuyoruz. Bunun yanı sıra tabii Antalya, Dalaman ve Bodrum'a uçaklarımız 12 ay devam etmekte. Çok çok değişik, iyi konseptli ve çok uygun fiyatlarla kaliteli, güvenli ve konforlu bilhassa annelerimiz çocuklarıyla beraber ülkemize yaz tatiline göndermek istiyoruz. Bizim fiyatlarımız başkalarına nazaran daha kötü değil. Ama mesela 8 haftalık bir uçuş için Trabzon'a direkt Lauda Air'le, o kaliteli, o içerikli fiyatımız 444 euro. Projelerimizden bir tanesi biz Avusturya'da yaşayan Türk menşeli vatandaşlarımız olsun. Avusturya vatandaşları olsunlar, Türk menşeli veyahut Türk vatandaşlarımıza bir de tatil imkanı sunuyoruz. Bizim biliyorsunuz Bodrum'a, Antalya'ya, Dalaman'a devamlı uçaklarımız var, turizm uçakları. Burada birisi bir aile diyorsa ben 4 haftanın Türkiye'ye gideceğim, bir hafta Bodrum'da tatil geçirip onu otel paketiyle beraber sunuyoruz. Fiyatlar daha uygun ve bu fleksibiliteyi sağlıyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi. Bunun dışında da bildiğiniz gibi biz şu anda herhalde Türkiye'ye turist götüren en iyi tur operatörlerinden birisi olduğumuzu zannediyoruz. Ülkemizi içeriğiyle ve müşterimizin hak ettiği servisle sattığımızdan dolayı bizi seçerlerse bizi şereflendirirler. Herhalde hem ülkemizi daha iyi tanıtmaya çalışıyoruz hem de müşterimizi veli nimetimiz olarak görüyoruz.
Euro 2008 Türk Taraftar Ürünlerinin Avrupa Distribütörlüğünü Ceyhan Pusmaz aldı sevgili seyirciler. Ceyhan Pusmaz'la konuyla ilgili gerçekleştirmiş olduğumuz röportajı ekranlarınıza getiriyoruz. Standlar satışa çıktı. Dükkanlarında forma ve ürünleri satmak isteyen Türk esnaflarına komple standlar adrese teslim ediliyor. Türk Taraftar Avrupa'da lisanslı taraftar ürünlerinin tek satış yetkilisi oldu. Türk Taraftar Ürünlerinin satış distribütörlüğünü Avusturya'da son yıllarda birçok başarıya imza atan iş adamı Ceyhun Pusmaz aldı. Sevgili izleyenler, bildiğiniz üzere Avrupa Şampiyonası Avusturya ve İsviçre'de oynanacak ve UEFA'dan Türk milli takımımızın resmi formaları ve ürünlerini pazarlama görevini, distribütörlüğünü sizlerin de yakinen tanıdığı Ceyhan Pusmaz Bey aldı. Ceyhan Bey, öncelikle bu başarıyı nasıl elde ettiniz? Çünkü kolay bir şey değil. UEFA'nın tüm Türk milli takımıyla ilgili ürünlerinin pazarlamasını almak kolay olmasa gerek. Bunu nasıl başardınız? Bu gelişmeyi anlatabilir misiniz? Evet, tabii şimdi 16 ülke bu Avrupa Şampiyonası'na katılıyor biliyorsunuz. UEFA'nın da bu 16 ülke için her bir ülkenin renkleriyle milli takımının milli takım için taraftar ürünleri hazırladılar ve 16 ülkede bunlar pazarlanacak. Distribütörleri var. Ben de Avrupa'da 5 milyon Türk yaşıyor biliyorsunuz. Milli takımımız Avrupa'ya geliyor. Bizim insanlarımız bu ürünlere nasıl ulaşacak sorusunu sorduğum zaman kendime ulaşma şansları yok. Çünkü Avusturya'da, Almanya'da bütün satış noktalarında herkes kendi milli takımının, kendi ülkesinin ürünlerini pazarlıyor. Bundan yola çıkarak bu fikirle müracaatta bulundum ve uzun istişareler sonunda sözleşmemizi imzaladık ve bu ürünlerin bütün Avrupa genelinde tek yetkili distribütör olarak anlaşmamızı yapmış olduk. Pazarlama ağınızdan birazcık bahsedebilir misiniz? Şimdi pazarlamayı yapmak için bir stand hazırladık. Şundan yola çıktık. Bütün vatandaşlarımızın, Avrupa'daki Türklerin ayağına bu ürünleri nasıl götürebiliriz diye düşündük. Bunun tabii en kolay yolu da Türk satış noktaları üzerinden bunu yapmak. Marketler, telefon şoplar, yani her türlü eksportlar, maçların izlendiği mekanlar. Buralara da iki farklı boyutta stand hazırladık. Bir büyük stand, bir de küçük stand. Büyük stand 120 santim genişliğinde, küçük stand da 90 santim genişliğinde. Bu standa bu gördüğümüz ürünlerin hepsinden belirli miktarlarda koymuş olduk. Avrupa'daki bütün Türk işyerleri bu standlardan alıp marketine göre isterse büyük stand, isterse küçük stand siparişini verip bu ürünleri marketlerine yerleştirebilirler. Ve şu an işte yaklaşık bir haftadır bunun pazarlamasıyla başladık ve inanılmaz bir ilgiyle karşılaştık. Aynı zamanda bütün Avrupa'da bu standları Türk işyerlerine pazarlayacak pazarlamacı arkadaşlarımızı da arıyoruz. Bu ürünleri biz turktaraftar.eu şirketimiz üzerinden pazarlıyoruz. Aynı isimde bir internet sitemiz de var. www.turktaraftar.eu adresinden. Bu site üzerinden bize hem stand almak isteyenler hem pazarlama yapmak isteyenlerin hepsi ulaşabilir. Bu ürünleri biz büyük Türk şirketlerine, yani sponsor dediğimiz şirketlere, onların kendi logolarıyla da yapma imkanımız var. Büyük şirketlerimizi de bu Euro 2008'de, bu büyük organizasyonda bunu değerlendirerek, kendi reklamlarını da yapmak için değerlendirerek bu ürünlerden yapmak için bize müracaat etmeye davet ediyorum. Her konuda kendilerine yardımcı olabiliriz. Bu ürünler gördüğünüz gibi hepsi lisanslı ürünler. Yani hepsinde Euro 2008 UEFA'nın logosu var. Ürünlerin tamamında güvenlik etiketleri. Sahte değil diyorsunuz. Hepsi güvenlik etiketleri olan ürünler. Bunu neden söylüyorum, altını çiziyorum? Çünkü bu lisanslı aldığınız her üründen milli takıma bir destek bu. Yani bir kulübün lisanslı ürününü alırsanız o kulübe destek. Lisans bedeli ödüyorsunuz çünkü. Dolayısıyla